Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için hemen elimde görmüş olduğunuz Samsung Galaxy S9 akıllı cep telefonunu inceliyoruz. Uzun bir inceleme olacak, bunu söyleyeyim. Çayınızı kahvenizi alın. İşte S9 incelemesi başlıyor. Samsung S ailesi uzun yıllardır piyasada olan ve özellikle firmanın amiral gemisi olarak nitelendirilen telefonların bulunduğu bir aile. İşte S3, S4, S5 ile başlayan bu ailemiz şu anda S8, geçen sene S8, bu sene de S9'da devam etti. S9 aslında, onu söyleyeyim hemen, tasarım olarak ve özellik anlamında S8'i andıran bir tasarım ve görüntü anlayışına sahip. Bunu baştan belirtmiş olalım. Ne gibi farklılıklar var? Biraz sonra teknik detaylarını anlatacağız ama öncesinde hemen her zaman yaptığımız gibi fiziksel özelliklerden başlamak istiyorum. Bir kere karşımızda, hemen söyleyeyim, sonsuz ekran teknolojisine sahip bir cihazımız var. Sonsuz ekran ne demek oluyor? Cihazın yan taraflarında, yani yan taraflarında, yan kısımlarına doğru taşan bir ekranımız var. Bu da ekranın aslında bakıldığı zaman, özellikle yatay tutup baktığımız zaman sanki aşağıya ve yukarı doğru devam ediyormuş gibi görünmesine sebep oluyor. Samsung Galaxy S9'un üst kısmında sim kart yuvamız bulunuyor. Bu sim kart yuvasına entegre edilen bir microSD bellek kartı yuvamız da var. Sim kartımızı koyduğumuz zaman yine bu yuvaya istersek bir bellek kartı koyabiliyoruz, aynı zamanda istemiyorsak boş bırakabiliyoruz. Yan yüzünde ses açma kapama tuşu, önden bakıldığında sol tarafta söylüyorum. Ses açma kapatma tuşu konulmuş. Onun hemen altında Bixby tuşu yer alıyor. Bixby nedir? Bixby Samsung'un S8 ailesiyle beraber hayatımıza giren sesli akıllı asistan olarak tanımlayabileceğimiz bir ürünü. Fakat İngilizce desteği var ne yazık ki şimdilik sadece. Türkçe kısmında biraz sıkıntılar var. Onun detaylarına birazdan değineceğim. Önden baktığımızda sağ tarafta ise power tuşumuz, yani güç açma kapama tuşumuz bulunuyor. Alt kısmına bakacak olursak 3,5 mm'lik bir kulaklık çıkışımız mevcut. Type-C olarak tanımladığımız USB 3.0 Type-C bağlantımız var. Onun hemen yanında da hoparlör çıkışımız var. Buraya parmağımızı koyunca ses kesiliyor, bunu söyleyelim. Arka tarafta gelirsek, arka tarafta kameramız mevcut. Dual bir kamera değil, S9 Plus'ta var o dual kamera. Bunda yok. Hemen onun yanında bir algılayıcılar olduğu bölümümüz var. Hemen onun üstünde de LED lambamız bulunuyor. Kameranın hemen altında parmak izi okuyucu konulmuş. Çok kullanmadığım bir teknoloji oldu bu. Detaylarında onu da biraz sonra söyleyeceğim. Evet, telefonun boyut anlamında baktığımızda 18.5:9 oranında bir boyutta olduğunu söyleyebiliriz. Genelde şu anda 18.9 daha çok revaçta kullanılıyor telefonlarda. Samsung birazcık daha ince uzun bir telefon tasarlamış. Ekran boyutumuz 5.8 inç. Çözünürlüğümüz ise 2960x1440 piksel. Çözünürlük falan gerçekten çok iyi, öyle söyleyeyim. Hani 570 ppi'lik bir piksel yoğunluğumuz mevcut. HDR10 uyumlu olduğunu söyleyelim bu ekranın. Gerçekten de bence ekran anlamında çok başarılı. Yani telefonun belki de muhtemelen en pahalı özelliklerinden bir tanesi bu ekran. Bu ekran gerçekten çok başarılı olmuş. Özellikle video izlerken, görüntülere bakarken, işte sayfalar arasında gezinirken, telefonu kullanırken büyük bir keyif veriyor. Sonsuz ekranda epey bir fark sağlıyor, onu söyleyelim. Teknik özelliklere devam edecek olursak, elimde tutmuş olduğum modelde 3 tane farklı rengi bulunuyor. Bize teste gönderilen model leylak moru diye geçiyor. Lansman rengi diye geçiyor aslında bu ürün. Lansman rengi olarak tanıtılan, genelde reklamlarda kullanılan ve videolarda kullanılan model bu renk. Çok şık bir kere, onu söyleyeyim. Biraz böyle kadınımsı gibi görünse de ben mesela çok beğendim. Çok şık görünüyor, çok güzel görünüyor. Ele iyi oturan bir telefon ve rengi de bence çok güzel olmuş ama hayır, ben bu rengi istemiyorum diyorsanız, bunun dışında, leylak morunun dışında gece siyahı ve titanyum grisi renklerimiz de mevcut. İsterseniz onlardan da tercih edebiliyorsunuz satın alırken. Bunun dışında teknik özelliklere devam edeceksek,
Ön yüzde bir Gorilla Glass 5 ekran koruması var. Hani telefon düşerse ne olur vesaire diyorsanız onun için bir koruma düşünmüş Samsung. Ama yine telefonun biraz ağır olduğunu ve kullanacaksanız ben kişisel önerim mutlaka bir kılıfla kullanmanızı öneririm. Çünkü Gorilla Glass koruması olsa da bu telefon düştüğü zaman ağır olduğu için biraz sıkıntı olacaktır gibi geliyor. Ben düşürmedim çok şükür. Henüz testler sırasında herhangi bir sorun yaşamadık ama düşürürseniz yani en azından zedelenebilir gibi geleceğini söyleyeyim. Android 8.0 ile geliyor. Oreo işletim sistemi. Yani güncelleme vesaire en azından kısa vadede bekleyebileceksiniz. Şu anda 9.0 ile ilgili veya işte Android P diye geçiyor. Henüz çok fazla bir detay yok. Yani bu şu demek oluyor. Kabaca bir sene daha rahatsınız. Oreo ile geldiği için hani 7.0 ile aman 8 gelecek mi falan diye uğraşmıyorsunuz. Direkt 8.0 ile gelmiş oluyor. Bir de Samsung'un kendi geliştirdiği UX version 9 bulunuyor bu cihazın ön yüzünde, yani arayüzünde. Standart Android uygulamasını, Android arayüzüne ek olarak bir Samsung UI'si sizi karşılıyor. İşlemci tarafında ise bilindiği üzere Samsung bu tip modellerinde iki farklı işlemci kullanıyor. Amerika ve Çin için ayrı ve diğer dünyadaki diğer ülke için ayrı kullanıyor. Biz de diğerdeki ülkeler olduğumuz için Egnos 9818 çekirdekli işlemci bulunuyor. Bu 8 çekirdeğin 4 tanesi 2.7 GHz'inde çalışıyor. 4 tanesi de 1.8 GHz'inde çalışıyor. Yani toplamda 8 çekirdeğimiz var. Neden 2 tane chipset var? Onu da hemen yeri gelmişken belirteyim. 2 tane olmasının sebebi şu. Bu tarz ürünler adetli olarak piyasaya sürüldükleri için tedarik sıkıntısı olmamasından dolayı ve bazı ülkelerdeki altyapıların desteklenmemesinden dolayı böyle bir yöntem izliyor Samsung. Yani diyelim aynı anda 10 milyon telefon piyasaya sürülmesi gerekiyorsa 10 milyon tane Snapdragon bulamadığı için Egnos'la bir kısmını yani 5'ini Egnos, 5'ini Snapdragon yapıyor. Ayrıca bazı ülkelerdeki teknik zorunluluklar Egnos tarafından desteklenmediğinden dolayı böyle bir durum söz konusu. Teknik özelliklere devam edecek olursak Mali G72 MP18 bir grafik işlemci kullanılmış. Bu grafik işlemci gerçekten de hani cihazla ilgili bir herhangi bir sorun yaşatmıyor. Özellikle oyunlarda vesairede tabiri caizse yağ gibi aktığını söyleyelim. Gelelim kamera teknik özelliklerine. Tabi burada şimdi sadece teknik özellikleri söylüyorum ama birazdan detaylarını yine size detaylı bir şekilde anlatacağım. Ön kameramız 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. 1.7 diyaframımız var. 2K yani 1440p dediğimiz 30 fps video çekebiliyor. Bu daha önceki modellerde de aslında hemen hemen aynı olan bir özellikle çok fazla bir değişiklik olmamış. Ana kameraya gelecek olursak ise 12 megapiksellik çift diyaframlı yani f1.5 ve f2.4 olmak üzere iki farklı diyafram kullanabilen bir ana kamera bize eşlik ediyor. Bu ana kamera faz algılamalı otomatik netlik, optik titreşim engelleme, İşte 4K 2160p 60 fps bu önemli video kayıt edebiliyor. 60 fps önemli, onun detaylarını da biraz sonra yine söyleyeceğim. Ayrıca 1080p'de 240 fps ve yine 720p'de ki bu telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi oydu. 960 fps video kayıt yapabiliyor bu ana kameramız. Ana kameranın Canon fotoğraf makinelerinde de kullanılan dual piksel özelliğine sahip olduğunu da hatırlatayım. Çünkü bu teknoloji önemli. Özellikle netlik yaparken hem videoda hem fotoğrafta çok hızlı netlik yapmanızı sağlıyor. Samsung S7 ile beraber bu teknolojiyi kullanmaya başladı. S8 ve S9'da da yine dual piksel teknolojisi bulunduğunu belirtmiş olalım. Telefonun diğer teknik özelliklerine bakacak olursak 4 GB RAM'imiz var. Ki bir sıkıntı yaşatmadı zaten. Benim bir 15 gündür bir test yaptık. Kullanıyoruz 15 gündür. Bir sıkıntı yaşamadı. Depolama olarak ise bize gelen versiyon 64 GB. Zaten şurada da ekranda hemen görünüyor. 64 GB'lık bir versiyon var. Ayrıca 128 ve 256 seçenekleri de var olduğunu söyleyelim. 64 yeter mi? Bence yeter. Hani eğer tercih noktanızda hani acaba diye düşünüyorsanız, çok öyle aşırı video çekmiyorsanız, çok fazla doküman yanınıza taşımak zorunuz yoksa 64 GB normal bir kullanıcı için yeterli. Ama ben çok video çekiyorum, çok doküman taşımam gerekiyor diyorsanız tabii ki alabilirsiniz ama micro SD bellek kartı olduğu için çok da gerek var mı tartışılır. Ama daha hızlı erişim vesaire sağlayacağı için dahili bir hafıza tercih edilebilir. O da artık kullanıma göre sizin tercihiniz. Bu arada micro SD'nin de 400 GB'a kadar destek verdiğini belirtelim. Yeni yeni çıkmaya başladı bu 400 GB'lık bellek kartları. Fiyatları çok yüksek ama böyle bir opsiyon var. Kullanıp kullanmamak biraz size kalmış. 3000 mAh'lik bir pil var. Bu eleştirilen bir konu olabiliyor zaman zaman telefonlarda ama Samsung iyi bir optimizasyon sağladığı için çok sıkıntı olmuyor. Yani 3000 çok az bir
gibi görünse de, hani günümüz telefonlarına göre büyük bir sıkıntı olduğunu söylemiyorum, söyleyemem. Ben günlük olarak rahatlıkla birçok işlemi görebiliyorum. Hızlı şarj desteği veriyor. Kendi adaptörünü kullanırsanız, ama bu çok önemli. Bir de kablosuz hızlı şarj desteği de var. Yine Samsung'un kendi veya destekleyen bir uyumlu bir şarj cihazı kullanırsanız kablosuz olarak da hızlı şarja desteklediğini belirtelim. Diğer teknik özellikleri değinecek olursak LTE var. LTE Cat 18 desteği sunuyor ki bu çok yüksek hızlara kadar çıkabilmenizi sağlıyor. Bunun dışında Wi-Fi ABC, ABGN, AC desteklerimiz zaten var. GPS var, Beidou var, Galileo var. Birçok hani GPS teknolojisini, navigasyon teknolojisini desteklediğini söyleyelim. NFC ve Bluetooth 5.0 da yine cihazla beraber geliyor. Tabii şimdi bunlar teknik özellikler. Diyeceksiniz ki kullanımı vesairesi nasıl? Ben yaklaşık 15 gündür bu telefonu kullanıyorum bizzat olarak. Normal günlük işlerimde, işte bütün yazışmalarımda, işte bankacılık işlemlerimde vesaire de. Gerçekten beğendiğim bir telefon oldu. Ben biraz daha büyük ekran telefonları daha çok tercih ediyorum ama bu 5.8 inç ince uzun olmasından dolayı hem büyük bir ekran zevki veriyor hem de performans anlamında da herhangi bir sıkıntısı olan bir cihaz değil. Gerçekten de hani çok rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Günlük işlerin hepsini fazlasıyla yapabiliyorsunuz. Bir performans anlamında bir sorun yaşamadım. Peki tabii mutlaka bizim hep her zaman yaptığımız gibi bir testler de yaptık. İki tip benchmark testi kullandık burada. Geekbench'e yaptık. Geekbench'te ise single core'da yaptığımız testlerde 3705 puan aldık. Multicore'da ise 8812 puan aldık. Bir de Antutu testi yaptık. Antutu'da toplamda 243001 puan verdi bize. CPU testimiz 89020, GPU testimiz 92135, UX testimiz 5755 ve memory testimiz de 8091 puan alarak totalde bize 243000 puan verdi. Tabii ben çok sentetik testler bu örnekleri veriyoruz ama önemli olan şey deneyim aslında. Oyun yükledik, uygulama yükledik, herhangi bir sıkıntı yok. Telefon tabiri caizse yağ gibi akıyor. Zaten bu donanımla akmaması da pek mümkün değil. Herhangi bir sorun yaşamadık. USB Type-C 3.1 kullandığı için hani kablo vesaire sorunu da kutudan çıkıyor zaten kablo. Sadece kutudan bir de OTG kablosu da çıkıyor. Enteresan. Kablo da dönüştürücü çıkıyor zaten. Kutu açma videosunda aslında ondan bahsetmiştik. Merak edenler oraya bakabilir. O kabloyu da, o adaptörü de kullanarak cihaza işte OTG yüklemeleri vesaire yapabiliyorsunuz. Bir de tabii önemli konulardan bir tanesi kamera. Bu telefonun belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi kamera. Kamerası az önce teknik özelliklerde bahsettim. Gerçekten de çok iyi bir kamera var, onu söyleyeyim. Özellikle arka kamerası çok başarılı bir şekilde tasarlanmış ve hani video anlamında ve fotoğraf anlamında şu anda sunulabilecek en iyi kameralardan bir tanesi. Ki rakip olarak baktığımızda Huawei'nin P20 ailesi bundan daha iyi, en azından DxO Mark testlerine göre. Ama Samsung'un da S9 modellerinde hiç yaban atılmayacağını söyleyeyim. S9 Plus'ta dual kamera olduğu için bundan biraz daha, bir tık daha iyi ama S9 da gerçekten de hani tek kamera olmasına rağmen, arka tarafındakinden bahsediyorum. Renk aktarımı olsun, renklerin düzenlenmesi olsun, benden olumlu puan, çok iyi puanlar aldı olumlunun ötesinde. Çok fazla şey seçeneği yok, bir kere onu söyleyeyim, hani çekim modu var, otomatik var, işte süper ağır çekim var. Ayar emoji dediğimiz bir teknoloji var ki çok eğlenceli. Kendi işte yüzünüzü tarıyor bir şekilde. Bir fotoğraf çekiyorsunuz. O fotoğraftan size emojiler üretiyor. Ve bunları siz sesli olarak seslendirebiliyorsunuz. Yani kendi sesinizle beraber o emoji hareket ediyor. Hatta ben bir tanesini birazdan koyacağım. Onu da oradan size bir sunum yapacak, kendi emojim. Çok benziyor mu? Bazen benziyor, bazen benzemiyor. Ben yaptığım denemelerde çok benzeten de oldu beni. Hatta paylaştım ben Twitter hesabımdan vesaire. Çok benzeten de oldu, benzetmeyen de oldu. Bazılarının daha çok benziyor tabii haliyle. Bazılarının çok benzemiyor ama bu ayar emojileri hani SMS'de yollayabiliyorsunuz. SMS diyorum yani, WhatsApp'ta yollayabiliyorsunuz. Çeşitli ortamlarda mesaj olarak gönderebiliyorsunuz. Eğlenceli işte videolar üretebiliyorsunuz. Eğlenceli gifler üretebiliyorsunuz. Bence güzel olmuş. Bunun dışında hiper geçiş var. Ağır çekim var. Spor modumuz var. En azından ana kamera için söylüyorum bunları. Süper ağır çekim modu ise Samsung'un hem reklamlarında çok anlattığı bir teknoloji. Saniyede 960 kare fotoğraf video çekiyor bu. 960 kare videoda yalnız şöyle bir durum var. Burada siz şeyi belirleyemiyorsunuz. İstediğiniz anı çekmek gibi bir imkanınız yok. Süper ağır çekim modu size bir hareket olduğu zaman otomatik olarak devreye giriyor.
Çok kötü değil bu yöntem ama hani sizin belirleyeceğiniz bir aralık olsa daha eğlenceli olabilirdi sanki. Ama yine de biz birkaç çekim yaptık, denemelerini yaptık. Hem biraz sonra hem ayar amörji hem de süper ağ çekimi arkası arkasına koyacağız örneklerini. Siz de oradan görürsünüz. Çok eğlenceli videolar çıkartılabiliyor. İşte geri alabiliyorsunuz, ileri sarabiliyorsunuz filan. Hani bir çeşitli eğlenceli şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu 960 FPS olayını ben beğendim, güzel olmuş. Bir de pro modumuz var fotoğraf çekimlerinde kullandığımız. Bu modda iki tip diyafram var mecburen zaten. F2.4-1.5. Onun dışında değiştiremiyoruz ama enstantane diyelim değiştirebiliyoruz. Bu güzel olmuş. Bunun dışında işte bazı efektler koyabiliyoruz bu modda. Netlik noktasını değiştirebiliyoruz. Ve beyaz ayarında yine pro modda değiştirebiliyoruz. Panorama modumuz var. Bir de yiyecek modumuz var. Birazcık sosyal medya için tasarlanmış bu mod. Bu hani yiyecek çekerken fotoğrafın daha güzel, yemeklerin daha güzel, daha şık görünmesini yine bu mod sayesinde sağlıyorsunuz. Ön kameraya gelecek olursak, ön kamerada da selfie modumuz var. Selfie fotoğraflar çok güzel çekebiliyor. Selfie odağı var. Şimdi bu son dönemde çok popüler bu bokeh etkili dediğimiz arka planı flu olan fotoğrafları bu modda çekiyorsunuz. Tek kamera olmasına rağmen çok başarılı, ben öyle söyleyeyim. Hatta şimdi Instagram'da böyle bir özellik getirdi. Onun kadar başarılı, hatta daha iyi derecede başarılı. Arkayı epey flu yapabiliyor. İyi bir açık ışık, iyi bir açı yakalarsanız çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yine ayar amörjüler burada da kullanabiliyorsunuz. Siz de zaten ayar amörjüyü birazcık ön kamerayı açarak üretebiliyorsunuz. Bir de geniş selfie modu dediğimiz modumuz var. Bu geniş selfie modunda da yine böyle eğlenceli, daha geniş çekimler, geniş fotoğraflar kendinizi yapabiliyorsunuz. Yani ben şeyi çok beğendim, ayar amörjülerin özellikle eğlenceli olmasını. Bir de bazı böyle efektler koyabiliyorsunuz, gözünüze bir şeyler çıkabiliyor falan, böyle eğlenceli, komik şeyler yapabiliyorsunuz. Kamera tarafı bence çok iyi olmuş. Telefon bir özelliği daha var, onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Pro modunda çekim yaparsanız aynı zamanda RAW olarak da kayıt edebiliyor çektiğiniz fotoğrafları. Bu sayede fotoğrafları Photoshop ve benzeri işte Lightroom gibi uygulamalar üzerinden de düzenleyebiliyorsunuz. Bu bayağı bir profesyonel bir özellik olmuş. Ki son dönemde birçok akıllı cep telefonunda karşımıza çıkan bir özellik olduğunu belirtelim. Benim adım Özgür Çetin. Bu videoyu izliyorsanız Samsung Galaxy S9 ile çektiğim bir ayar amörjü videosu izlemiş oluyorsunuz. Yepyeni bir inceleme ile karşınızdayım. Farklı seçeneklerle yine birlikte durmaktan hoşnut olduğumu söyleyebilirim.
Telefonda akıllı yüz tanıma ismini verdiği Samsung'un bir teknolojide yer alıyor. Ön kamerayı kullanarak yüzünüzle telefonu açabiliyorsunuz. Bu teknoloji yeni bir teknoloji değil aslında ama Samsung telefonlarında ilk defa kullanılıyor. Çok başarılı olduğunu söyleyeyim gerçekten de. Çünkü telefonda parmak izi var, pin girebiliyorsunuz, desen girebiliyorsunuz ama benim en çok kullandığım teknoloji bu yüz tanıma teknolojisi oldu. Telefonu yaklaşık 40-50 santim mesafede yüzüne tuttuğunuzda daha önceden tanımamışsanız eğer bu özelliği aktif ettiyseniz telefon otomatik olarak açılıyor. Çok başarılı bir özellik. Hatta ben 15 günlük kullanım süresince parmak izini hiç kullanmadım. Sadece bu teknolojiyi kullanarak telefonu açtım. Çok da işe yaradığını söyleyeyim. Çok da hızlı ve pratik olarak telefonunuzun kilidinin açılmasını sağlıyor. Telefonla ilgili bahsetmek istediğim bir diğer konu ise Bixby meselesi. S8'de gelmişti Bixby. Bilmeyenler için söyleyeyim burada. Yine videonun başında söyledim ama bilmeyenler için de tekrar hatırlatmakta fayda var. Bixby özellikle sanal asistan dediğimiz veya akıllı asistan dediğimiz bir teknoloji. Bu Apple'daki Siri, ne bileyim Windows'daki Cortana gibi bir özellik. Şimdi telefonlarında bulunuyor sadece Samsung'un. Size işte bir şeyler söylüyorsunuz, şunu ara diyorsunuz, bunu yap diyorsunuz. İşte bir fotoğraf çekiyorsunuz, o fotoğraftaki bir kelimeyi çevirebiliyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Ne yazık ki Türkçe desteği yok şu anda Bixby'nin. Olsa güzel olur, eğlenceli olur. Hatta çok daha faydalı olur. Ama şimdilik sadece İngilizce. Hani bunun dışında farklı dillerde destekli mi? Bizim hani ağırlıklı olarak Türkiye'de kullanılan ikinci bir dil dediğimiz zaman İngilizce olarak aklımıza gelecek olan sadece İngilizce desteğimiz var. Bunun dışında bir destek yok. İngilizce olduğu için de tabii İngilizce konuşmamız gerekiyor haliyle. Tamam, İngilizce konuşunca sorun yok ama herkesin İngilizce bilmediğini veya işte konuşmak istemediğini varsayarsak ya da Türkçe konuşulan bir ortamda İngilizce telefonla komut verince biraz sıkıntı oluyor. Bu konu inşallah Samsung el atar diyorum ben. Çünkü geçen sene çıkan bir teknoloji Bixby bir sene oldu çıkalı. Umarım ki devam eder ki devam eden yıllarda ne bileyim S10'da en azından Türkçe olabilir, güzel olur. En azından kendi dilimizde konuşabiliriz. Onun dışında Bixby güzel çalışıyor. Size haberler getirebiliyor, başka şeyler yapabiliyor. Telefonda işte call my mother dediğiniz zaman annenizi aratabiliyorsunuz, böyle komutlar verebiliyorsunuz. Ama Türkçe olmaması biraz sıkıntı. Bir de bu tuş, fiziksel bir tuş olduğu için tuşa yanlışlıkla çok basıyorsunuz. Bunu kapatmanın yollarını bize anlattık biz haberimizde ama kapatabiliyorsunuz isterseniz bu tuşu. Hani de aktif hale getirebiliyorsunuz ama onu kapatana kadar kazara bastığınızda Bixby aktif olduğunu söyleyeyim. Ürünle beraber AKG marka kulaklık da veriliyor. Bu kulaklık gerçekten de başarılı. Yani standart kulaklıklardan çok 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 iyi değil ama kutudan çıkan bir kulaklık için bence gayet başarılı olmuş. AKG ile Samsung'un işbirliği sadece şeyde değil, kulaklık tarafında değil, hoparlör, çevresel bir etki verdiğini iddia ediyor. Dolby Atmos destekliyor Samsung'un bu telefonu. Orada da devam ediyor. Yani cihazın hoparlörü ki gerçekten çok başarılı. Birazdan onun ses örneklerini de yine videonun içine koyarız. Gerçekten de bu hoparlör çok başarılı ve böyle özellikle hani telefon çaldığında ya da bir müzik ya da bir film izlediğinizde böyle bayağı bir bangır bangır ses geliyor, öyle söyleyeyim. Hani ben bu özelliği ilk duyduğumda aman canım telefonda ne olur ki, ses olsa ne olur diye düşünmüştüm ama dinledikten sonra öyle olmadığını gördüm. Gerçekten de çok yüksek bir ses çıkıyor. Bayağı böyle etrafı rahatsız edebilirsiniz veya bir Bluetooth hoparlöre gerek kalmayacak kadar neredeyse tırnak içinde söylüyorum. İyi ses verebildiğini söylemiş olalım. Bu kulaklığın da AKG marka olması bence gayet güzel olmuş. İyi bir iş yapmış bence Samsung. Telefonla ilgili anlatmak istediğim bir konu da IP68 suya dayanıklılık özelliğinin bulunması. IP68 şu anlama geliyor. 30 dakikaya kadar maksimum 1,5 metrede ve temiz suda. Yani bu deniz suyu olmuyor, onu söyleyeyim. Havuz ya da işte benzeri ortamlarda kullanılabiliyor. Tabii Samsung şöyle bir uyarıda bulunuyor ister istemez. Islanırsa kurulayın
ve kalıntı varsa da hani üzerinde su kalmışsa veya başka türlü şeyler varsa diyor bir durulamanız gerekebilir diyor. Buna dikkat ettiğiniz sürece sıkıntı yok ama denizde kullanmak sıkıntı olabilir. Daha önce benzer işte telefonlarında da vardı Samsung'un bu durum ama çoğu bu su geçirmez ya da suya dayanıklı telefonların deniz suyunda değil de daha çok havuz suyunda çalıştığını söyleyip denize girerken bir parça dikkat edin ne olur ne olmaz diye uyarmış olayım. Az önce teknik özelliklerde bahsettiğim gibi telefonda 3000 mAh pilimiz var. Bu pil benim kişisel kullanımdaki bayağı yoğun kullanan birisiyim. Bir günü çok rahat çıkartıyor. Öyle söyleyeyim yani sabah şarj ettiğim telefonumu ertesi gün sabaha kadar hani akşam da çok yoğun kullanmazsam eğer rahatlıkla gidiyor. Hızlı şarj özelliğinin olması iyi. Zaten bu epeydir var olan bir şey Samsung telefonlarında. Kutusundan çıkan adaptörle şarj ettiğiniz zaman veya destekleyen bir adaptör ve kablonuz varsa hızlı olarak şarj edebiliyorsunuz. Ben çok beğendim hani hızlı bir şekilde şarj ediyorsunuz ve bu hızlı şarj etmeyle beraber telefon işte rahatlıkla bir gün dediğim gibi az önce söylediğim gibi bir gün rahatlıkla çıkartabiliyor. Daha fazla bir beklentiniz varsa tabii ki başka cihazlar veya işte S9 Plus'a yönelebilirsiniz ama bence böyle bir telefon için bu seviyedeki bir telefon için bir buçuk günün yani az kullanırsanız eğer iki güne kadar çıkartabileceğinizi söyleyeyim. Yeterli bir rakam. Gelelim hepimizin merak ettiği konu fiyata. Biz bu incelemeyi yaptığımız Mayıs 2018 tarihinde Samsung Galaxy S9'un fiyatı 4599 TL idi. Şimdi bu ucuz bir rakam değil onu söyleyeyim. Ama hani özelliklerine baktığınızda işte kamerasına, ekranına ve diğer teknik özelliklerine baktığınızda ve dolar kuruna da baktığımızda nispeten tırnak içinde söyleyeyim makul bir rakam gibi görünüyor. Artık amiral gemisi dediğimiz telefonlar zaten bu rakam civarında olduğu için ne yazık ki hani artık çok yüksek falan diyemiyoruz. Çünkü dolar 4 lirayı zorladı, 4 lirayı geçtiği bir dönemde. Artık bu tarz ürünler hani en kötü telefonun bile 2500-3000 liradan aşağı olmadığı bir dönemde biraz daha üst düzey telefonlar fiyatı gerçekten yüksek oluyor. Yani gönül ister ki tabii daha ucuza sahip olalım bu tip ürünlere ama ne yazık ki piyasa şartlarını biz belirleyemediğimiz için böyle bir sıkıntı var. Fiyat biraz yüksek onu söyleyeyim ama yani sunduğu özelliklere göre değil bizim alım gücümüze göre biraz düşük kalıyor. Onu söylemekte fayda var. Çünkü 4500 lira az bir rakam değil. Ama telefonun özelliklerine değer mi? Bence değer. Kişisel fikrim değer. Ama tabii bu kişiden kişiye değişen bir şeydir. Kimisi için ekran çok önemli olmayabilir, kamera çok önemli olmayabilir veya bu kadar önemli olmayabilir. O zaman daha uygun bir modellere yönelebilirsiniz tabii ki. Hatta Samsung'un da daha uygun aynı kameraya veya benzer özellikleri kullanan modelleri de var. Onlara da yönelebilirsiniz. Başka markalarında var. Onlara da yönelebilirsiniz ama hani bu tarz bu telefona sahip olmak istiyorsunuz şu anda vermeniz gereken rakam bu. Toparlamak gerekirse Samsung Galaxy S9 türünün en iyi örneklerinden birisi olmuş. Kamerası, kameranın 960 fps kayıt yapıyor olması, ayar emoji desteği, ekran, sonsuz ekranı ve diğer işte özellikleriyle gerçekten de güzel bir telefon. Fiyatı bir parça yüksek evet ama o birazcık bizim alım gücümüzden kaynaklanan bir durum söz konusu ortada. Artık günümüzde az önce de söylediğim gibi bu seviyedeki telefonların fiyatı genelde 3 aşağı 5 yukarı bu rakamdan başlıyor. Elbette ucuz olanlar da var ama bu özellikleri, bu fonksiyonları istediğiniz zaman fiyat ne yazık ki işte 4000'den aşağı bulmanız biraz zor gibi görünüyor. Bir incelemenin daha sonuna geldik. Gerek bu incelememizle, gerekse diğer incelememizle ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi bu videonun altına yapabileceğiniz gibi www.teknolojioku.com adresine de getirebilirsiniz. Farklı bir içerikte, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.